Her maç olduğu gibi 3 puanla ya da 3 puan kazanmak için gittiğimiz bir deplasmandı. Pendik deplasmanı. Bu amaçla, bu stratejiyle gittik. İyi bir rakiple karşılaştık, iyi konsantre olmuş. Maça da bayağı asıldılar ki bu da çok doğal. Oyun ilk yarı genelde dengeli gitti. Zaman zaman kontrataktan sıkıntı yaşadık. Rakibin yaptığı kontrataklarda. Ama bunun yanında da oyunu ele geçirme adına, sahaya yerleşme adına da bayağı iyi pozisyon dedik. İlk yarı için söylüyorum. Yeterince üretken değildik belki ama oyunun ilerleyen bölümleri için bizi umutlandıran bir görüntü oluşuyordu yavaş yavaş. Ki bu arada Serdar'ın yine son haftalarda olduğu gibi, her maçta olduğu gibi bu maçta üçlü direkten döndü. Bir iki tane gol öncesi pozisyonumuz var. Ama çok dengeli bir maçtı. Daha sonra 40. dakikada hakem Bülent balı oyundan attı. Ondan sonra sayısal anlamda tabii eksilmek hırpaladı ama zaten devrenin mesela çok fazla bir zaman yoktu. Devre arasında işte hem taktiksel anlamda bazı değişiklikler yaptık. Hem de oyuncu değişikliklerine gitmek zorunda kaldık. Çünkü Bülent Bal önemli bir bölgede oynadığı için. İkinci ayla ilgili aslında söylenecek şeyler belki ilk yarıdan daha olumlu. Çünkü hem niyet açısından, kazanma niyeti açısından, hem de mücadele açısından ikinci devre çok daha tatmin ediciydi bence. Tabii rakibin de yakaladığı bir iki tane net pozisyon vardı ama yine bizim sporcularımız tarafından kurtarıldı. Yani avantaj veya şuraya boyu gitmedi. Bu da güzel bir şey. Onun dışında bizim bir iki pozisyonumuz var ki en önemlisi 88. dakikada bence çok ciddi bir hakem yanlışıydı o da. Öncekiler gibi. Penaltı kazanmamız, atmamız gereken pozisyonda hakem en direkt vuruş verdi. Oyunun genelliğine bakarsak sezon başından beri özellikle belli bölgelerdeki sıkıntımızın devam ettiğini gözlemledim ben. Özellikle ön tarafta kanatları hala orada çok büyük sıkıntımız var ki sezon başı transfer planlamasında en çok ağırlık verdiğimiz, hatta gereğinden fazla sayıda transfer yaptığımız bölge olmasına rağmen maalesef. Bu sıkıntının sebebi ne hocam? Bu sıkıntının sebebi beklentilerimizi karşılayamıyor şu anda arkadaşlarımız. Fiziksel açıdan değil ama. Onun dışında ki bu da çok sürpriz bir şey değil belki. Yani transfer çünkü her zaman yanılma opsiyonu, yanılma payı olan bir uygulamadır futbolda ama biz bu kadar çok sayıda futbolcunun da verim alamamamız çok düşündürücü. Çok düşündürücü çünkü diğer bütün futbolcularımız, diğer mevkide oynayan bütün futbolcularımız, geçen yıldan kalanlar da dahil, hepsinde çok ciddi bir performans artışı var. Özellikle geçen yıldan kalan futbolcularımızın hepsinde gözle görülür bir gelişme var. Celal'de olsun, Fırat'ta olsun, Ercan'da olsun. Yani gerçekten çok büyük bir gelişme var. O maalesef transfer ettiğimiz futbolcuların bazıları, yani beklentimiz olan futbolcuların biz beklentilerimizi karşılayacak bir görüntü alamadık. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. İyi oynadığımız, kazandığımız maçlar da dahil, yani Fethiye maçı gibi, Gören maçı da dahil. Dolayısıyla şu andaki en büyük problemimizin bu olduğunu düşünüyorum. Bu problemi nasıl gidereceğiz? Bu problemi elimizdeki bazı oyunculardan farklı mevkiden belki bir oyuncuyu oraya monte edeceğiz. Ya da o bölgede oynayan futbolcularımızın en potansiyeli olanına daha fazla yükleneceğiz. Ya da zaten sezon başı planımızda da size de paylaştığımız düşüncelerimizden bir tanesi buydu hatırlarsınız. Kahramanmaraş maçı ya da yani 6. 7. maç kadar işte deneme, gözlemleme falan. Ama ondan sonra standarda yakın bir kadro ve o kadronun içinden çıkardığımız futbolcuların gelişmesini sağlayıp artı ısrar ederek bazı oyuncularda
bu eksiğimizi gidermeye çalışacağız. Aslında çok sirkülasyon var diyebilir miyiz? Geçen hafta Nazilli maçının kanat bekleriyle bu haftaki Pendik maçının kanat bekleri farklı gibi geldi bize yanılmıyorsam. Bu sirkülasyon sebepleri mi? Bir haftada ne değişiyor ki? 11'de oynamalar. İdeal 11'i dediniz zaten 8. hafta yakalayalım. Yakalamakta zorluk mu çekiyoruz yoksa futbolcular mı size yardımcı olmuyor? Bu 11'i yakalama konusunda. Çok güzel bir soru. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bize sonradan katılan 3-4 tane oyuncu oldu. Murat Selvi, Ayhan, Metin Tuğlu. Bir tane daha vardır belki de. 3. Sezon başı kampında hiç kullanamadığımız, özel maçlarda dahi kullanamadığımız sakatlıkların dolayı Aydın'da Fırat vardı. 5. Şimdi bu arkadaşlarla tam hazır olma aşamasına geldiklerinde ilk başlamak üzereydi. Ama fiziksel olarak eksiklerdi diğer arkadaşlarından doğal olarak hazırlık maçlarında oynamadıkları için. Sonra oynadığımız maçlarda mesela Hatay'da ilk yarı çok ciddi savunmanın sağ ve sol kenarında çok ciddi sıkıntı yaşadık. Elimizde o diğer saydığım oyuncularla ilgili Aydın olsun, Murat Selvi olsun. Onları başka bir zaman görme şansımız var mı? Hazırlarla fiziksel olarak. Nazilli maçında onlara görev verdik. Bakalım dedik yani. Diğer oyuncular hem geçen hafta çok kötü oynamışlar. Artı bunların durumu ne? Son durumu nedir? Aynen öyle. Tabii bunları yaparken zaman zaman beklenmedik sıkıntılar, sürprizler yaşayabiliyorsunuz Nazilli maçında olduğu gibi. Bunlara da sezon başında hazırlayıp açıkçası yani. Çünkü transferler maalesef standart bir şekilde yapamadık bazen. Demin de söylediğim gibi yani bundan sonra demin bahsettiğim standart bir yapı var ya. Bundan sonra o tür sirkülasyonları görmemiz gerekecek bir durum yok. Çünkü hepsini tanıyoruz artık. Şu anda hiç oynatmadığımız bir Ayhan'la İbrahim kaldı. Genç İbrahim, bir Ayhan kaldı. Ayhan'a da büyük bir ihtimalle kupa maçında oynatacağım. Kahramanmaraş maçından sonra işte kupa maçı oynayacağız biliyorsunuz. Belki İbrahim'i bile maçın belli bir bölümünde kullanabilirim o maçta. Onu da görelim. 3-0'dan 4-0'dan belki. Sonra. Valla 3-0, 4-0 yakalarsa ne güzel. Hepsini oynatırım diyorsun. Dolayısıyla bizim şu anda hem görme ya da merak ettiğimiz, tam farkına varamadığımız hem futbolcumuz kalmadı. Dolayısıyla artık standart bir kadromuz olacak artık. Demin onun için söyledim. Yani çok fazla kadroda değişiklik pek olmayacak. Oyun içi iletişim konusunda da söylüyorsunuz. Bakın bazı futbolcular sanki maç içerisinde konuşmuyorlar. Birbirlerini gayrete getirici, hadi aslanım, hadi kaplanım. Bu motivasyonu da göre Nazilli maçı için konuşuyorlar. Son maçı seyretmediğim için. Şimdi özellikle Nazilli maçında ortak sevinç ve ortak üzüntüden bazı takım ruhu dediğimiz olarak. Şimdi küs gibi oynuyor bazı futbolcular. Yanılmıyorsam. Yok. Nazilli maçının hem öncesi sonrası yani oyun içinde gelişen bazı olaylar futbolcuların maçı çevirebilme dirençlerini kırdı. Şöyle söyleyeyim biz bu sene bir kez sadece Fethiye maçında öne geçtik. Onun dışındaki diğer maçların çoğunda hep geriden geldik. İşte geriden geldik, Güngör'ün geldik. Geriden geldik, Hatay'la beraber kaldık. Bunu yapabilmesi için bir takımın o sizin bahsettiğiniz ruhun olması lazım. Ve biz bunu gösterdik ama Nazilli maçı çok istisnai bir maçtır. Bazılarına sonradan haber aldığım ufak tefek farklı yaklaşımlar. Maçın içinde işte bazı sporcuların dışarıdan 3. 5. dakikada küfür işitmeleri. Aslında futbolun dışına çok çıkmak istemiyorum konuşmalara çünkü gerek yok. Ama Nazilli maçımızdan aslında her yönüyle eğitici bir maç oldu. Ama tespitiniz güzel. Çünkü futbolcuların yani bir tane iki tanesinde mesela bir problem olur. Onu bir şekilde tolere edersiniz sahanın içinde. Yani iki tane futbolcu o gün kötü oynar ama Nazilli maçında yani 6-7 tane 8 tane oyuncu aynı anda ve çok kötü oynadılar. O gün siz de durgundunuz yani ateşleyici bir Fuat Hoca'yı biz gördük Fethiye maçında. Maça yaşayan, konsantre olan o gün
Doktor Zafer daha çok hareketliydi Kaya'da. Yok ben... Yanlış mı yorumladık karşıdan? Bence yanlış. Çok durgun bir günümüzdeydi. Ben hayatımda ilk defa bir maçın son 20 dakikasını sahanın kenarında yönettim. Yani en önde seyrettim. Ve hiç kulübeye bile girmedim. Hayatımda ilk defa. Benim söylemek istediğimi anlıyorsunuz siz. Hayır anlıyorum ama... Öne çıkıp tutmamanız önemli değil de bir Fethiye maçındaki coşkunuzu gördüm ben. Yaşayan 12. adam gibi 90'daki adam. Ben yani... Bir de Nazilli maçında gördüm. Yani küsmüş, kırılgan, kenara yaslanmış. Kenarda durmadım ki. Yanılabilirim. Hayır, kenarda hiç durmadım. Yanılabilirim. Eğer varsa, görüntüler varsa tam tersine son... Bu taraftan seyrettim. Ben son yarım saat, nazik bir maçın özellikle son yarım saatini sahanın bitiş çizgisinin dışındaki o çimenlere yakın yerde seyrettim. Ama dediğim gibi her yönüyle eğitici bir maç oldu ama dediğim gibi tespitiniz doğru. Bizim takımda o sizin bahsettiğiniz konular aslında oldukça gelişmiş ve iyi durumda ki örneklerini de verdim. Yani daha önceki maçlarda geriden gelip oyunu çevirdik. Sezai'nin kumaşını biliyoruz, verdiğini görüyoruz. Kumaşın kalitesiyle verdiği arasında dağlar kadar fark var. Sezai'yi seyrettik burada. Geriliyor mu, geriye mi gidiyor futbolcu? Nerede seyrettik, ne zaman seyrettik? İlk maç, Fethiye maçı, süper bir Sezai, yarım saat. Tek başına. Sallayan defans. Bence tabii tek tek futbolcuları konuşmak. Önemli değil. Ben kimi adam olduğu için konuşuyorum. Sezai yalnız Nazilli maçında Sezai iyi bir maç çıkardı. Sezai... Fethiye'den de iyiydi o zaman. Aynı fikirdeyim. Yani Sezai bizdeki, yani benim tanık olduğum özel maçlarla dahil, antrenmanlarla dahil Sezai geldiğinden beri en iyi, en tempolu, en arzulu maçını Nazilli maçında. O ben kötü oynadı demiyorum da ben ilk Sezai'yi arıyorum. Yani oyunda kalan, can alıcı noktalarda... Ahmet Bey'in söylediği çok doğru. Ne diyor Ahmet Bey? Nazilli maçından daha iyi oynadı Sezai. En azından... Birini kazandık öbürüne... Hani yanlış anlamayın, birine gol attı falan tamam ama... Mesela bu maçta 2-3 tane çok iyi topa vurdu kaleci çıkardı yani. Anladım, ben skora göre... Yok, bravo. Ama oyun olarak, bravo. Ama oyun olarak, ben kendi adıma söyleyeyim, teknik adam olarak ben Sezai'nin... Bendeki en iyi performansının Nazilli maçı olduğunu düşünüyorum. Bu Yunus'un gömülü olduğu oynadığına inanıyor musunuz? O önlü var oyuncularımızdan Yunus'un. Çok geriye dönük maç. Siz ki ofansif bir futbolcusu, futbol hayatınızda ileriyi, hücumu seven bir anlayışınız var. Mandu Osman orta saha sanki ileri gitmiyor. Daha çok kendi arasında orta sahayı kalabalık tutarak, yani yan paslarla orta sahada. Şimdi Yunus'un futbol tarzı ya da futbolcu özellikleri ön tarafı zorlayacak oyuncu değil. Zaten biz Yunus'u ön tarafa destek versin ya da zorlasın diye anladım. Yunus'un daha ziyade görevi savunmadan çıkan ilk topları oyuna başlatsın. Artı top rakipteyken tabii çok önemli görevleri var. Dolayısıyla ama hücumda çoğalamamak derseniz hücumda çoğalamamamızın kabul ediyorum. Onun da işte demin söylediğim bazı sıkıntılarla ilgisi var. Yani hücumda çoğalmayı sağlayacak oyuncuları transfer ettik. Hem de sayısal olarak çok fazla ama şu ana kadar istediğimiz verimi alamadık. Yani hücumda çoğalmayı sağlayacak olan oyuncularımız şu anda istediğimiz konumda ve pozisyonda değil. Ama bu Yunus değil. Yani Yunus'un görevi İsim önemli değil. Anladım. O kadar önemli olan verdiyse ben öyle söyleyeyim. Anladım. Son olarak bu güzel yorumlarınız önümüzdeki hafta oynayacağımız Maraş maçına nasıl yansıdı? Lider geliyor, liderle oynayacağız ve biz kazanmak istiyoruz. Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim, demin bahsettiğim sıkıntıyı en kısa zamanda gidereceğiz ama takımla ilgili, takım oluşturmayla ilgili büyük bir problem yani. Çoğunu bayağı mesafe aldık. Bundan sonra Kahramanmaraş maçı da dahil, diğer maçlar da dahil mutlaka daha iyi bir takım izleyeceğiz her geçen. Sadece bunu söyleyebilirim. Bu da çok doğal çünkü demin de söylediğim gibi bugüne kadar hep sonradan gelen futbolcuları görme adına işte bazı futbolcuları farklı yerde görme adına bazı sıkıntıları acaba bu futbolcuyla çözebilir miyiz? Onun denemesi adına lig maçı oynadık biz bu sene şu ana kadar. Yani şu ana kadar hep arayışlar acaba bu şu yani deneme yanılma metodunu fazla uyguladık. Allah'a şükür çok bir tek Nazilli maçımız var, hesapta olmayan bir kaybımız var. Şu anda 3 puanlık bir kaybımız var. Sezon başında belirlediğimiz şeye yükümlüyüz. Sezon başındaki hedefimiz her maçı 2 puan idi.
bunu uzun süre iyi götürdük. Sadece Nazilli maçı bize bayağı sıkıntı yarattı. Yani şu anda 6 maç oynadık. 12 puana sahip olmamız gerekiyordu. 9 puanımız var. Bu kaybı kendi adıma takımın gelişebileceğini düşünerek aslında çok fazla ciddiye almıyorum. Hele de bizim bu ligde hiç önemli değil. Ben sezon başı hani Fethiye'yi yendik, arkadan Güngören'i yendik, sizden bana soru geldi işte nasıl bir yapar. Bunlar çok önemli değil dedim şu anda kazanılan maçlar. Yani hiçbir şey belirtmez. Ki o zaman da hatırlıyorsanız ters örnek olarak Trabzon 1961'i vermiştim. Yani dedim geçen sene böyle bir gereken adamlar geldi. Şampiyon, bizim şu anda her maçı kazanmış olmamız bize şampiyonluk kazandırmaz demiştim. Ki bunun en canlı önemi yine sizler yaşadınız Bandırma'da. Dolayısıyla yine söylüyorum. Çok şeyleri değiştirerek birlikte oynuyoruz. Biz değişikliği olumlu anlamda gerçekleştireceğiz diye bekliyoruz. Rakiplerimizin de büyük bir çoğunluğunda tam tersi bir gelişme olacağını tahmin ediyoruz. O yüzden umutluyuz. Ha, sıkıntılarımız var. Sıkıntılarımız bir hafta, iki hafta daha devam edebilir. Futbolcu bazında yani bazı bölgelerde ama yakın bir gelecekte oraya da kendi içimizden, kendi bünyemizden o işi iyi kotaran oyuncu yapacağız. Sakat ve cezalımız var mı şu an itibarıyla? Şu anda cezalımız Bülent Bal. Sakatımız Zafer. Geçen hafta ayak bileği burkuldu şiddetli bir şekilde. Onun dışında Ersin Şahin sakatta geçti ama hala işte rehabilitasyon döneminde. Onun dışında bana şu anda demin masayla görüştüğümüz ulaşan başka bir sıkıntımız yok. Allah aşkına sıkıntımız yok yani başka. Hocam başarılar diliyoruz. Şimdi çok başarılı.